Kadıköy'de bir güzellik merkezinin kapısını polis çaldı. Merkezin sahibi olan genç bir kadın açtı kapıyı. Gelen polisin randevusu vardı. Müşteri sıfatıyla oradaydı yani. Girdi içeriye. Kendini polis diye tanıtmıştı ama kimliği sahteydi. Yani polis değildi aslında. Buna rağmen silahı da vardı. Amacı da bambaşkaydı. Sonradan ortaya çıktı. Genç kadına ömrü boyunca unutamayacağı büyük bir kabus yaşattı. Cinsel saldırıya uğradı, darp ve tehdit edildi. Çok ağır bir şekilde tecavüze uğradım. Çok işte darp edildim. Onun annesi yok mu, onun eşi yok mu, onun kızı yok mu? Bunu bana nasıl yaptı? Üstelik tüm bunları yapan polis rozetli silahlı biriydi. Ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. O saldırgan tüm bunları sahte polis rozetiyle yaptı. Çok ağır çeksin, benim hayallerimi aldı ya. Benim mutluluğumu aldı, neşemi aldı. Uykularımı götürdü her şeyden önce. O kabus dolu anlar işte bu binada yaşandı. Güzellik merkezi bu binadaydı. Ve saldırgan da bu güzellik merkezinden önce randevu aldı. Randevu saati gelince de asansöre bindi. Geldi, kapıyı çaldı, açtım. Maske olunca yüzünü de tanıyamadım. Önce rozet gösterdi. Ben dedi polis. Polis olunca aklıma hiçbir şey gelmedi yani. Polisten ne beklersiniz ki yani? Kendini sahte rozetle polis olarak tanıtan o adam daha sonra kadına emniyete gideceğiz dedi. Ancak kadın neden diye sorunca da belinden çıkarttığı silahla kadını tehdit etmeye devam etti. Silahını çıkardı, kafama dayadı. Sonrasında şiddetli bir tokat aldım. Gözlerimin önünde hani yıldızlar uçmak ne demek, ben o gün öğrendim onu. Direndim. Ben direnince ağzıma silahını soktu. Düşünsenize, bir polisim diyen bir şahsiyet, polis olduğunu iddia eden bir kişi size tecavüz ediyor. Sizden haraç istiyor. Sizi ağır bir şekilde darp ediyor. Kadına korkunç anları yaşatan saldırgan daha sonra asansöre binerek gayet soğukkanlı bir şekilde güzellik merkezinden uzaklaştı. Tacize uğrayan ve dakikalarca darp edilen kadın hemen telefona sarıldı ve avukatını aradı. Ardından polise giderek şikayetçi oldu. İşte kendini yine polis olarak tanıtan o adam evinde kıskıvrak yakalandı. Şahıs Başakşehir'de bir evde bazanın altında saklanırken yakalanıyor. Bu da şahsın zaten nasıl bir suçluluk psikolojisi içinde olduğunu net bir biçimde gösteriyor. Çok ağır çeksin, benim hayallerimi aldı ya. Benim hayallerimi aldı.